İyi akşamlar. Süper Lig'in 32. haftasında dev bir mücadele bizleri bekliyor. Bir derbi mücadelesi oynanacak bu akşam. Saatler 20.30'u gösterdiğinde biz de her derbi öncesi olduğu gibi bu akşam da sizlerle buluştuk. Keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Stratejik öneme sahip bir takım istatistik bilgilerimiz var. Onları sizlerle paylaşacağız. Sevgili Engin Kehale bizlerle olacak. Bazı derbilerde, bazı karşılaşmalarda bizimle buluşuyor sevgili Engin. O güzel yorumlarını, Engin yorumlarını bizlerle paylaşıyor. Yani nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor, nasıl bir maç bizi bekliyor? Keyifli olacağı kesin, kuşkusuz. Bir de böyle havalar güzelleşti. Artık yavaş yavaş da ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık bu olabilen en büyük, en son derbilerden bir tanesi. Şimdi her iki takımda sakatlar var, oynayacaklar var, oynamayacaklar var. Bunları elbette konuşacağız ama yorum esnasında, daha doğrusu yayın esnasında ben yorumları kapatıyorum. Biraz ne derler? İnternet diliyle kasabiliyor. O yüzden ilk etapta yorumlarınızı kapatıyorum ama programın sonuna doğru, yayınımızın sonuna doğru yorumlarınızı açacağım. Oradan soru cevap gidebiliriz. Sizin tahmininiz ne olur? Bu akşama dair tahminleriniz var mı? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Hepsini birlikte konuşuruz. Olur mu? Öncelikle bir bakalım. Engin gelmiş mi? Engin burada. Evet. Sevgili Engin. Selamlar. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, iyiyim Nenecim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım tabii ki de. İyi kötü bitti ya. Lig bitti neredeyse. Öyle değil mi? Çok, 32. haftaya ne ara geldik. Evet. Neler oldu, neler bitti. Yani hakemler de, oyuncular da, teknik direktörler de derken, yayıncı kuruluş derken, oho bir sürü şeyi geride bırakıp yani artık geldik. Acayip bir sezon oldu ya. Bugün değil ilk mi? Defa son ilk küme derbisi. Düşen takım da belli oldu. Hani bugün evet. Böyle birkaç noktada aslında üst üste yeni haberlerle geliyoruz. Şu dakikalarda City Liverpool'la beraber İngiltere'nin şampiyonu kim olacak? Onun heyecanı başladı. Onun heyecanı da var. Sonra çok derbiye güzel. Devam edecek. Yalnız bu arada seninle ne zaman yayın yapsak her defasında farkında mısın sen de bilmiyorum ama büyük maçlara denk geliyoruz İngiltere'de. Aynen. Olmadı programın sonunda, yayının sonunda oraya da bir değinebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin? Olur tabii ki de. Şimdi nasıl bir maç bekliyorsun? Ya Galatasaray'ın ne derler o dinamolarından bir tanesi. Birçok oyun onun üzerine kurgulandı. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi diğer tarafa da bakıyoruz. Kerem'in sakatlığı hala sürüyor. Oynayacak mı oynamayacak mı? Hala belli değil diye biliyorum. Evet yani, ama hani böyle kadroya alındı gibi duruyor. Ben kadroya alındıysa da bir şekilde maçı yetiştirileceğini düşünüyorum. Dün ben de öyle düşünüyorum. İlk 11'de olmasa bile değil mi? Bir çizgi film gibi video paylaştı. Ona denk geldi mi bilmiyorum. Yani onda da bir heyecanı var gibi derbinin. Olursa ama yalnız şöyle bir şey. Ya normal bir oyuncu olmadığı için çok şey değişebilir yani Kerem'in olmasında. Öyle değil bir mi? De Fenerbahçe özelini düşün. Fenerbahçe'nin iki kenarı Osayi Samuel ile Ferdi. Şimdi Osayi Samuel karşısındaki Kerem hani hem kendi tehdit oluşturması bir neden hem de Osayi Samuel'i ön tarafa çıkartmayacak belki. Kerem'le oynamakla orada kimin oynayacağını bilmiyorum ama farklı bir oyuncuyla oynamak arasında Barış Alper oynarsa onunla oynamak arasında biraz fark var bence. O yüzden gerçekten de yani maç belki 20-30'da başlayacak ama muhtemelen birçok taraftar 19-30'da ilk kadroları aldığı andan itibaren o derbi yaşamaya başlayacak. Çünkü maçın gidişatını çok değiştirebilecek bir hamle. Şimdi ya bu derbilerin favorisi olmaz denir. Ben de katılırım ama yani bir tık daha önde olan takımlar olabilir kuşkusuz. Yani Fenerbahçe'ye bakıyoruz son haftalarda 7 maçta 6 galibiyeti var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha formda oyunculardan biraz daha verim alabildiği ve İsmail Kartal geldikten sonra biraz daha aslında ivme kazandığı, ya böyle hızlı bir ivme olmasa da ivme kazandığı bir Fenerbahçe var. Bir de iç sahada oynadığı bir karşılaşma. Haliyle insanın aklına şu geliyor olabilir. Yani bu kadar formda iç sahada yani Kerem Aktürkoğlu'nun da durumu tam belli değil. O yüzden maçın favorisi Fenerbahçe'dir diyebiliyor muyuz? Yani şöyle bence roller ve sorumluluklarını iyi oturtmuş. Merkezde Zaitz ve Crespo ile beraber başka bir oyun oynamaya başlamış. Ön tarafta daha akışkan bir hücum hattı oluşturmaya başlamış. İrfan birazcık form tutmuş. Rossi düzenli pozisyona giriyor.
Bir yandan şimdi normalde sezon boyunca Fenerbahçe için iç sahadan çok bahsedebileceğimiz bir sezon olmadı bu sezon. Doğru. Derbilerde her şekilde öyle olacaktı ama bence Konya Spor maçı da bu anlamda bir örnek. Fenerbahçe taraftarı da takımına, teknik adamına, oyuncularına daha fazla inanmaya başladı. O yüzden bugün sadece stadında olması değil, enerji olarak da Fenerbahçe daha yüksek bir enerjiyle başlayacak. Yani bir son 5-6 maçlık süreç olmasa, belki 15 dakika maçta işler iyi gitmezse Fenerbahçe taraftarından da umutlular gelebilirdi. Ben şu anda öyle olmayacak. Şu an gerçekten bir haftadır Fenerbahçe taraftarının bu maça beklentileri üzerinden konuştuğumuz bir 7 günü geride bıraktık. O yüzden de senin söylediğin gibi gerçekten Fenerbahçe bir adım onda, önde gibi bir hissiyat var. Ama bir yandan da hep konuştuğumuz şey, şimdi Galatasaray'ın da oyuncu yapısı, kadro yapısı bu tarz. Yani rakip ne kadar beklentiyle üzerine gelirse Galatasaray için sanki o kadar daha uygun bir oyun oluyor. Galatasaray ne zaman ön tarafta yerleşip düzenli üretme oyununa geçse, set oyununda o üretme becerisinin daha kötü olduğunu görüyoruz. Zaten gol beklentisiyle attığı gol arasındaki en büyük fark Galatasaray'da hala bitiricilik konusunda sıkıntıları var. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadar enerjik olması belki de bir yandan Galatasaray'a kendi istediği oyunu sahaya yansıtması konusunda da bence bir fırsat veriliyor. Çünkü Dominik Torrent'in özellikle bence yaptığı işlerden bir tanesi bir oyun planının her maç özelinde olması. Ve bunun farklılıklar göstermesi ve bunun da sahaya... Taraftarlarla birlikte bizi de şaşırtması. Aynen, yani sahayı yansıtabilen bir takım var. O yüzden Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin bek pozisyonundan hedefleyecektir. Yani mantıkken Fenerbahçe'nin hedefleyecektir. Ya böyle wow bir fark görmüyorsun sen. Çok da güzel yorumladın. Çok büyük fark görmüyorum ama yine de ritim seviyesiyle, seyircinin bugün sahaya etkisiyle ve Fenerbahçe bence biraz sert başlayacaktır maça. En azından ilk 15-20 dakika önemli. Ondan sonraki dönem de enteresan. 31-45 Fenerbahçe'nin çok fazla gol attığı, 16-30 Fenerbahçe'nin çok fazla gol attığı, 11 gol ligin en fazla gol atan takım Fenerbahçe o aralıkta. 31-45 Galatasaray'ın en fazla gol attığı 16 golle. O yüzden böyle çok gitgeller yaşayacağımız bir 90 dakikada izleyebiliriz açıkçası. Abi böyle bol gollü bir karşılaşma bekliyor musun? Bir karşılıklı gol bekliyorum ben. Ben bekliyorum, ben bekliyorum. Ben bugün çok tempolu bir karşılaşma genelde bekliyorum. Tahminlerimizin çoğu çıkıyor ama burada. Yok ya, bazen çok böyle düzgün tutan karşılaşma oluyor. Bazen de çok alakasız böyle, yani ben nasıl o tahmini yaptım dediğimde çok olmuştur. Bir hangi maçtı ya? Arsenal United olması lazım, Mourinho'nun United'ı 6 atmıştı. Yani çok az gollü geçerdik. 6 gollü bir karşılaşma oldu. İnşallah öyle bir mücadele olmaz en azından. Peki. Şimdi her iki teknik direktöre baktığında hangisini bir tık daha önde görüyorsun? Yani İsmail Kartal elbette yılların tecrübeli ismi, Torrent gibi. Ama bu derbinin bir de karnesi olacak kuşkusuz. Evet. Bence bir maç önü planı, bir de haftalardır gelen doğru oyun anlayışı olarak belki ikiye ayırmak lazım bu konuyu. İsmail Kartal, şimdi Vitor Pereira tarz olarak disiplini çok fazla öne çıkaran ve biraz tabiri caizse oyuncularını hafif boğan bir teknik adam. Çünkü çok fazla talepkar bir teknik adam. Böyle teknik adamlar var. Conte mesela böyle bir teknik adam. Mourinho böyle bir teknik adam. Genellikle böyle teknik adamlar olduğu zaman onlardan sonra özellikle oyuncuları biraz rahat bırakan bir teknik adam olunca, en azından çok baskılı bir teknik adam olmayınca, oyuncuların performansında çok çabuk bir artış görebilirsin. Ben Fenerbahçe'de bunu net bir şekilde görüyorum. Bireysel olarak birçok oyuncunun kendi performansı arttı. O yüzden İsmail Kartal'ı bu süreci yönetmesi açısından, takımın hayati ruhiyesini yönetmesi açısından iyi bir insan yöneticisi olarak görüyorum. Dominik Torrent hem iyi bir insan yöneticisi hem de iyi bir oyun planı yöneticisi bence. Genel olarak takımın performansını A'dan B'ye çıkarttı mı dersem, bazı maçlar üzerinde çıkarttı ama genel olarak Torrent adına bence bunu söyleyemeyiz şu anda. Ama böyle hedef maçları da iyi oynadığını gördük. Beşiktaş maçı, Barcelona maçları. O yüzden de Torrent'in bugün İsmail Kartal ve Fenerbahçe taraftarına ve takımına bir sürprizi olursa da şaşırmam. Genellikle oyuncularına böyle derbi ya da önemli maç özelinde roller vermeyi seviyor. O yüzden ilk 11'lerde biraz da belki Galatasaray'da bu rolü üstlenebilecek oyuncuyu görmek lazım. Şöyle de bir istatistik bilgi var. İsmail Kartal'ın takımı maç başına Galatasaray'dan 40 pas fazla yaptı. Bir gol az yedi. Evet evet, yani gerçekten ritmini bulan bir Fenerbahçe diyoruz. Ben mesela Rossi'yi bu maçta öne çıkabilecek oyunculardan bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü Rossi'yi tam anlamlandıramıyorsun. Yani çok kolay pozisyona giriyor. Düzenli atmıyor ama. Hani kaçırdığı pozisyonlar da var ama sürekli o pozisyona girebilmek de bir ön alan oyuncusu becerisi bence. Bugün... Bir de sende de şu oluyor mu mesela Engin? Fenerbahçe maçlarında her maçta başka bir oyuncu yeni transfer olmuş gibi bir his yaratıyor. Yani bu da aslında şeyi gösteriyor.
Pereira'nın belki transferleri doğruydu. Belki iyi oyuncular gerçekten geldi ama sistem yanlıştı. Ya evet ya, bir yandan da sistemin de doğruları vardı ama genel olarak senin de söylediğin gibi ya, sistemle oyun birbiriyle tam oturmuş hale hiç Ve gelmedi Pereira oyuncular belki de. döneminde. Ama günün sonunda şu anda baktığın zaman gerçekten de hani Crespo, Kim Min-jae, Rossi, bunların hepsi Fenerbahçe adına günün sonunda karla satılabilecek oyuncular. Bu da bir beceri, bu bir yönetim becerisi. Aynı zamanda bu bir teknik adam becerisi bence. Çünkü Pereira'nın da elle bulup getirdiği isimler var aralarında. O yüzden ben de sana katılıyorum. Gerçekten en azından kadroyu oluşturma konusunda Fenerbahçe'nin hiç de fena bir kadrosu olmadığı bugünlerde daha fazla ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsinden bireysel olarak %100 verim aldığımı Pereira dersen, hayır, ben bu takımın sol ve sağ beksiz hala bu seviyelere gelmesini beklemediğimi söyleyeyim. Yani yine Osayi ile oynuyorlar. Yine Ferdi ile oynuyorlar ama performansı arttırmayı başardılar ki Pereira'ya herhalde Osayi'nin sağ bek performansı içinde bir paye vermek lazım diye düşünüyorum ben. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi sen yıllardır İngiltere Premier Ligi yakından takip ediyorsun. Hem mesleki olarak hem böyle keyif aldığın bir alan olarak diye düşünüyorum. Çok da seviyorsun ve oradaki sistemleri, oyuncuları yakından biliyorsun, tanıyorsun. Mesut Özil Arsenal'a, daha doğrusu Arsenal'dan Fenerbahçe'ye gelmeden önce ben o sırada İngiltere'deydim. Yani böyle taraftarlar çok seviyordu ama taraftarlar biraz kızgındı. Arsenal'a da birkaç defa gidip hani orada röportajlar falan yaptığında hatta şöyle bir durum olmuştu. Store'da Arsenal'ın oyuncusu olmasına rağmen hala sözleşmesi devam etmesine rağmen mağazadan Arsenal Store'dan Mesut Özil ürünlerini kaldırmışlardı. Yani o kadar bir kopukluk yaşamıştı. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Biz sahiplendik, mutlu olduk. Sadece Fenerbahçeliler değil yani. Yıldız bir isim göreceğiz diye. Ama Mesut Özil ya bir türlü o çizgiyi yakalayamadı. Öyle değil mi? Mesela şu anda da kadro dışı. Ozan Tufan da keza o da İngiltere'den tekrar geldi. Yani kadro dışı. Bir türlü o şey oturmadı. Ya bu alamet farika İngiltere'de mi? Nedir bu durum? Yok ama İngiltere'den ya. gelenler bir dikiş tutturamıyor mu acaba? Nasıl yorumluyorsun bunu? Olabilir olabilir. Yani Mesut zaten oynamayarak geldi aslında. Hani o Unai Emery ile Evet. başlayan süreç bir türlü tam oturmadı. Ve hem Arsenal'in Mesut'la hem Mesut'un Arsenal'le artık aynı noktada buluşması çok kolay gibi gözükmeyerek geldi. Ama ya burada da o kadar büyük bir beklenti ve etiketle geldi ki sanki o da onu hafif boğdu gibi hissediyorum ben. Fiziksel olarak da etrafındaki oyuncu, mesela şu anda bu takımda oynasa, bu 11'le Zayt ve Crespo ile oynasa performansı da artabilirdi ama o süreçte bir türlü iletişim anlamında doğru Ya çok köprüler özür diliyorum. Ya kurulamadı gibi geliyor Fenerbahçe bana. elbette çok büyük bir takım. Bizim de ligimizin göz bebeği ama ya Premier Lig'deki bir takımdan bahsediyoruz. Yani en kötü ihtimalle İngiltere'den gelen bir oyuncu en kötü ihtimalde ne derler? Ölüsü dirisi oynar bence Süper Lig'de gibi hissediyorum ben. Yani beklentilerimin çok çok altında kaldı. Senin Evet öyle evet olmadı mı? ve sonunda bence iletişim de bozuldu. Yani Fenerbahçe de ondan o kadar çok şey bekledi ki, o kadar kurtarıcı olmasını bekledi ki o beklenti de karşılık bulmayınca bu sefer genel iletişimde daha ciddi bir sıkıntı oldu ve biraz da sanki hani takım içerisinde artık mesutsuz bir kadro olsa daha iyi Ozan da performans öyle. sergilenir mi? Bir de tabii takım da başarılı gidince biraz daha bunu yapabilme lüksü oldu. Hem Fenerbahçe kulübünün hem İsmail Kartal'ın diye düşünüyorum ve biraz böyle bir süreç. Belki işler iyi gittikten sonra son haftalarda biraz daha forma şansı bulabileceği anlar da gelebilir Mesut'un ama senin söylediğine de kesinlikle katılıyorum. Yani bu takımın seviyesini kolektif bir şekilde artırırken Mesut'un çok öne çıkmasını beklediğimiz bir dönemden gerçekten de bir türlü o istediğimiz ritme bulunamayan bir Fenerbahçe'ye geldi. Bence o kadro oyun yapısı da Mesut'a hiç uymadı. Şu Aslında andaki çok oyun yapısı bir 10 Fenerbahçeliler numara çok oynamaya daha rahat aslında. dert etmemeliler. Çünkü ben İsmail Kartal'a baktığımda yani bence en iyi oyuncularla oynuyor. İyi oyuncularla oynuyor yani. Deniz zaten bence merkez. Yani Zayt Crespo ikilisini merkeze koymak İsmail Hoca'nın geldiği günden beri yaptığı en doğru iş. Ve bu iki oyuncunun uyumu Fenerbahçe adına aslında bütün, ya sonuçta merkez o farklı ipleri, bir kukla olarak düşünelim Fenerbahçe'yi, bütün ipleri bir arada tutan nokta merkezdi. Ve Fenerbahçe'nin merkezi o kadar aksıyordu ki sezon içerisinde doğru oyuncular, işte Gustavo'dan çok şey umdu Fenerbahçe, Sosa'dan çok şey umdu Fenerbahçe ama istediği tempoyu sağlayabilecek oyuncular olmadı ne Gustavo ne Sosa. Zaysa Crespo gelince bir anda dinamizm geldi, bir anda pas yapabilme becerisi geldi ve hem geri rahatladı, hem artık iki tane stoper kendini daha iyi hissediyor, daha rahat hissediyor. Hem ön taraf kendilerine çok çabuk bir şekilde pas aktarabilen bir merkez ikilisine ve pas opsiyonlarına buluştu. Böyle olunca
Ön taraftaki oyuncuların performansı da bir anda artmaya başladı ki İrfan Can'ın da herhalde son haftaların çıkış yapan oyuncularından bir tanesi olduğunu söylememiz lazım. Bugün de Mert Hakan'la beraber ön tarafta gerçekten oldukça yetişiyor bence onlara. Peki var mı bir maç skoru tahminin? Skor tahminin? Birazcık küçük bir şey söyleyeyim. 3-3. Ney? Evet. Ney? 3-3 mü? Ya ben çok tempoda çok golü geçeceğini düşünüyorum. Valla çok net bir İnşallah şey söyledin yanılmam. Şu anda. 3-3. İnşallah yanılmam ama çok çok keyifli. Olur da 3-3 falan olursa yani bu yayın coşar diye düşünüyorum. Sen de öyle. Bakalım. Engin'cim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol o güzel yorumlarından. Ben teşekkür ediyorum. Bir sezon ediyorum. Boyunca bizimle birlikte oldun. Çok farklı derbi mücadelelerinde seninle buluştuk. Seninle ki gerçekten yayın yapmak büyük bir keyif benim için de. Çok çok teşekkür ediyorum sana ve izleyicilerimize. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. İyi derbiler diyelim herkese. Görüşürüz. Herkese selamlar bir kez daha. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.